Gönderdiği fotoğrafa bak ya. Dümdüz dursa ne kadar yakışıklı halbuki. Yok. Halin daha halledemediler elentriyi. Zihni artık nasıl bozduysa şalteri. İnşallah sizin yayın vaktine kadar hallederler arızayı. Aman abla. Halletmesinler zaten. Halledilse ne olacak ki? Yine senin çocuk çıkacak. Adena olayım, Yozef'im diye milleti kandıracak. He, ele dirsenem mi? Bu oğlan belli ki senin için gelmiş buraya. Ne ettiyse de her bir şeyi sana sevdesinden etmiş. Yalan mı? Şu kabloya bir baksana. Onu kontrol ettim şef, sağ olun. Bu arada Clara Hanım nerede dur? Gelmedi de bugün. İsimli. Dünden beri bir garipti. İyileşene kadar gelme dedim. Zaten gazeteci gelecek, ortalıkta dolaşmasın. Hey, geçmiş olsun. Bu gazeteci olayı nedir şef? Sen fazla gevezelik etme. Önündeki işe bak. Kırmızı kablo mu? Yok şef, aman aklında bulunsun. Kırmızı kabloya dokunulmaz ha. Sakın kesin falan deme. Kes kes, gevezelik etme. Kes onu. Ya dedim sana şef ya. Kırmızı kabloya dokunulmaz dedim. Hepi bölüm seyret dedim. Kuyuyana dedim. Yetme. Dün zaten yayını yanlış yerde kestim. Yusuf yanlış bir şey söylerse yayını keseceksin dedim. Adam ağzını açınca yayını kestin. Bugün de test saati mahvettin. Good morning. Kolay gelsin. Hala çözülmedi mi Leti? Çözülmedi. Çözülmez. Eşi uzmanına vermezsen bir şey de çözülmez. Yusuf. Bir ara uğra benim odama konuşalım. Tamam şef. Sen de bak daha fazla uğraşma şuna. Beceriksiz. Vallahi sen Yusuf'u koruyorsun ama ben hiç senin kadar masum olduğunu düşünmüyorum abla. Neye eledirsen ki Şeyma? Allah var şimdi. Biz saygısızlığını görmedik. Ya onu demiyorum. Bak şimdi düşün. Yusuf ilk buraya ne zaman geldi? Bilmirim ki. Epey oldu. Ben anneme kimseyle tanışmak istemiyorum dediğim gün geldi. Emin misin? Evet. Kesinlikle eminim. Bak. Bu tesbih var ya. Kayıptı. Yusuf'un geldiği gün buldum. Ne güzelmiş. Ver bakayım. Bizim oraların olti taşı. Çok kıymetlidir bu. Benim için ayrıca da kıymetli çünkü babamdan yadigar. Ben kendi kendime söz vermiştim. Evleneceğim bir şeye vereceğim diye. Bu kadar kıymetli bir şey kaybıydı. Yusuf geldi ortaya çıktı. Kötüdür işte. Yok abla yok. Bu Yusuf'un gelişinde başka bir şey var ama ben öğreneceğim. Çok şükür ya. Beni dört gözle beklediğini bilseydim daha erken gelirdim Şeyma. Sen her şey üzerine alınmasan mı Yosef? He Yosef he. Sen geldin ya elektrikler de geldi. Her bir yerde aydınlandı. Öyle değil mi Şeyma? Yosef seni bekliyorum konuşmak için. Tamam şef geliyorum. Uzmanmış. Lan benden hala uzman mı olur? İki dakikada halletmişler de. Lan baban da mı elektrikçiydi be? Selamu aleyküm ve berekatuhu. Sen kimsin? Senden bir isteğim olacak Yusuf. Eğer mevzu rakamsa hiç kusura bakma şef. İstediğin o ismi söyleyemem. O mevzu kapandı. Lokanta sahibi reklam yoksa lahmacun da yok dedi. Paketlerini aldı. Artık sinini yediklerinde maaşından keserim. Zaten hepsini o yedi. O zaman mevzu ne şef? Mevzu biricik kızımın sağlığı. Ne oldu ki Clara'ya? F
Fealipt. Kara sevda. 3 günlük akli kaldı. Ben aslında Clara'nın seni sevmesini istemezdim Yosef. Bu çok açık. Ben de. Sen onunla konuştun mu? Ya konuştum şef. Seni sevmiyorum. Ben başkasına aşığım Clara dedim. Demek sen bu olumsuz şeyleri söyleyince kafa gitti. Nein, şef, hayır. Olmaz. Ben Clara'ya onu cevap vermem. Asla. Hayır. Nein, Yosef, nein. Öyle şeyler yapmalısın ki bu kız senden vazgeçmeli. Okay. Ben kendimi ondan soğutacağım. O benden vazgeçecek. Ama ben hala onu sevmiyorum, değil mi şef? Ya, öyle. Senden soğumalı, yoksa çıldıracak. Kızda beyin kalmadı. Dün yaşadıklarımı bir bilsen. Kız Türkler kafayı taktı. Artık Frau Hafize'ye mi özendi, Şeyma'ya mı anlamadım ki. Clara Hanım, Clara Hanım uyanın. Söz geç geldi diye yazmayacağım sizi ya. Clara Hanım, babanız gelecek. Uyanın. Tamara. Ekteri soğan tamayan. Ekteri soğan. Nuri Bayan. Nuri Sayan. Clara Hanım uyanın, babanız gelecek. Clara Hanım. Nuri Sayan. Clara Hanım. Gece türküler dinletti bana çeşit çeşit mette maçlar. Bu ki senin aşkından derleyecek Yusuf. Bir de gecenin bir vakti önüme yemek diye bir şey koydu. Şırban mı? Şırvan mı? Şırdan. Ya o nedir öyle ya? Aslında seveni çok sever şef. Yusuf, bir şey yap ne olur. Bu kız senden vazgeçsin. Sen merak etme şef. Benden nefret edecek. O zaman anlaştık. Ein verstanden. Ne var Sini? Şef kuş. Clara Hanım beni alıştı. Kızım. Clara. Kızım. Ne oldu? Yosef ne oluyor? Clara fenalaşmış. Bu hafize. Abla sen şunları tut da ben de bir bakayım. Şima'nın tespihi sene kısmetmiş. İnşallah kıymatını bilirsin. Lala, bizi duyuyor musun? Magdalena Avgenav kızım. Şimdi ne oldu benim kızıma? Yani şef, ben elektriği gayet uzman bir şekilde hallettim. Malzemelerimi koydum. Döndüm arkama, yerde yatay. Baba. Açtı gözünü. Kendine geliyor. Papa. Kızım ne oldu sana? Hani? Nerede o? Gitti mi? Kim gitti mi kızım? Uzaylı papa bu derdi. Papa belki de beni kaçıracaktı. Ustum dedi ne yapacaktı? Papa Nolo güvenliği attıralım. Kesim kendine gel, korkutma beni. Ne uzaylısı Zihni? Evet. Belli ki zihni bulanık. Benden alakası var ya. Ne belli? Lala, peki bu üstündekileri de uzaylılar mı giydirdi sana? Nein. Meine Hoffnung giydirdi. Aşkım giydirdi. Komm mit. Okay, şef. Merak etme. Gel kızım, gel. Kız uzaylı gördüm diyor, başka bir şey demiyor ya. İyi, Clara bu Allah'ını seversin, ona ne bakırsın? Yusuf'u da kendi için geldi sanırdı. Yazık. Bak Clara bilip bilmeden her şeyi kendine yorar ama bu işte Yusuf'un da suçu var. Neye? Onun niye suçu var ki? Baştan beri neden buraya geldiğini açık açık söyleseydi bunların hiçbiri yaşanmazdı ki.
İnsanın kafasını niye karıştırıyorsun? Çık adam gibi konuş işte. Hayır, hem görücü usulü evlenmeyi kabul ediyor, hem de evleneceğin kişiyi önden bir tanımak için gizli gizli tanışmaya geliyor. Şuna bak ya. Şeyma, bu oğlan anasını daha başta alsaydı, gelseydi, tanışsaydı bu iş olur değil mi? Ay yok. Onu diyorum işte, iyi ki kabul etmemişim, karşı çıkmışım. Baksana içten içe ne kadar saman altından su yürüten biriymiş. Ama ben ona ne yapacağımı biliyorum. Ne edeceğim? Madem beni tanımak istiyor, ben de tanıştırırım onu kendimle. Annemin evlenmemi istediği çocukla evleneceğim diyeyim de görsen. Joseph, çay mı kahve mi? Çay Fuha hafize. Bitti. Joseph, sen de abla de bana, çekinme. Yabancı sayılmazık. Danke schön. Joseph, ne oldu? Kaput. Sadece beyni değil, her şey yanmış. Onu demiyorum, bizim kızın beyni. Teplan başlıkı yok muydu Hafize bacı? Teklama değil miydi ya? Tamam şef, merak etme, ben halledeceğim. Elini çabuk tut. Tamam şef, nasıl soğuttum diye düşünüyorum. Ya, düşünme, yap. Aa, bu ne? Bu ne güzel şey böyle. Of Clara ya. Ben seni kendimden soğutmaya çalışıyorum. Sen bana hediye yolluyorsun. Nasıl gidiyor Clara? Daha iyi misin? Çok iyiyim. Bugün çok mutluyum. Koyacak mısın onu? Sevmez misin? Yok, severim. Allah'a bitiyor. Aşkın için dayanmalısın. Clara, ne diyordun? Çok mutluyum diyorduk. Evet. Çok mutluydun. Niye çok mutlusun? Ne oldu? Çünkü bugün omumun geri kalanının ilk günü. Aslında ikinci günü. Dün kahvedim. Clara, ben buraya şapur şapur yiyorum diye içiyorum ya. Sen rahatsız olmuyorsun değil mi? Ne? Asla. Biliyor musun? O kızlar, yedikleri yemekleri beğenirlerse senin gibi böyle şapalı şapalı diye yenermiş. Hadi ya. Ya. Çok iyi. Ben bazıları rahatsız oluyorlar da ondan sormuştum. Ha, mesela bir kız vardı. Az kalsın evleniyorduk. Adı neydi kızın? Neyse, adı çok da önemli değil. Böyle şapur şapur yememden, üpletip içmemden ne rahatsız olurdu, hiç sevmezdi. Sonra ne oldu? Evlenmediniz değil mi?
Nein, zaten benim nikah masasında kız bırakmıştım çoktu. Böyle bağlanmak falan bana göre şeyler değil. Ne kızı? Güzel mi? Ya tabii. Sen onu tırkıtmasaydın ben şimdi seni nasıl sevecektim ki? Dün bir Türk kitapta okudum. Bir kızı bu kişi istermiş ama bir kişiye nasip olurmuş. Ya, ya. Değil mi? Neyse. Clara, bunu da hiç beğenmedim. Alır mısın lütfen? Ne gururlu bir genç. Hediyesini beğenmedi. Artık kaçıyor. Bileklik herhalde. Ne yapsam, ne desem hepsini beğeniyor şey. Ben anlamadım ki sen bu kızı nasıl yetiştirdin? Hepsi annesi yüzünden. Çok israf bir kadındı. Aşkta bile müsrifti. Neyse, bulacağız bir çaresi. Ya bulacağız da ne bulacağız şef? Yasir. Bunu takar mısın? Beceremem ki ben. Olsun, ben daha sonra takarım. Nasıl olmuş? Yakışmış mı? Nein. Özellikle o tesbih, o bileklik yani. Hiç beğenmedim, hiç olmamış. Hem bu nasıl bir kıyafet? Hiç güzel olmamış, hiç beğenmedim. Ayrıca çok pahalı bir şeye benziyor. Kim bilir kaç yüz euro vermişsin sen buna. Bravo Yasir sen! Ne kaba bir adamsın ya. Kadınlar... Cömert erkekler severler. Senden eşmeş olmaz. Alo ya. Olmaz. Ya şeytan diyor, çık bunun karşısına böyle yüzüne yüzüne. Sen ne sahtekar, ne ayran gönüllü, ne utanmaz arlanmaz bir adamsın de diyor. Şeyma, bir dur. Sen neye heslendin? Bir de bakayım. Yusuf'a ya. Ne diyor biliyor musun? Ben nikah masasında kaç kişiyi bıraktım biliyor musun diyor. Övüne övüne. Allah Allah. Hiç değerli birine benzemirim mi? Ya bırak abla ya. Sen benim dediğimi yap. Benim işaretimle beni ara, tamam mı? O hak etti bunu. Ben ona çok güzel bir ders vereceğim. İyi tamam. Hele değilsin. Arayın. Şimdi nerede? Bebe bebe çarpışılmaz papa. Hem de güzel, açıkça söyledi fırını. Hem papa bak, yuvasa da senin gibi cımgı. O açıdan ben de takdir ettim. Ya bu Yosef'ten adam olmaz. Kaba, zeksiz, cımri. Ya şefaklı Clara, benden adam olmaz. Ayrıca elbiseni hiç beğenmedim. Olsun, ben seviyorum bu minyon dağlı elbisemi. Yasef, biliyor musun biz de Türkmüşüz değil mi papa? Eyle mi Enrik Bey efendi? Hayır, Hafize maalesef biz Türk değiliz. Tamam, şimdi amanız Türk değiliz ama eskiden Türkmüşüz. Büyük papa burada misafir istiyormuş ya. Saçmalama Clara, biz Almanız. Zaten eskiden Türktük, şimdi Almanız diye bir şey olmaz Clara. Ya, sen ne çok şey biliyorsun Türklükle ilgili. Bağlan ayak, ben de bundan sonra Türk'üm. Efendim anne? Anneciğim sen niye takıyorsun kafana bunu bu kadar? Düğüne daha çok var.
Tamam anneciğim, ben halledeceğim. Kim? Kim evleniyor? Gülhan Hanım. Ne var Hazırmir? Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Uzaylılar filan sıkıntı yok değil mi? Ben uzaylı değilim. Türk'üm. Tamam papa amen olabilir. Ama ben Türk. Anlaşıldı. Durum hala nazik. Ha, Hazırmir. Bunu da çöpe atar mısın? Bana hiç olmamış da. Oy. Bu kadınlara göre bir şey değil zaten. Bak bazen çok akıllı olaysın. Aferin sana. Oh, aşk olsun Yusuf. O kadar Türk'üm diyorum. Papa'ya karşı hiç desteklemiyorsun beni. Aşk olsun Yusuf. Aşk olsun. Aşk olsun. Tamam anneciğim, sen telaşlanma. Daha nişana da düğüne de çok var. Ben halledeceğim hepsini, öpüyorum. Hayırdır Şeyma? Kim evleniyor? Şef. Galiba ben. Ne? Neden? Yani ne zaman? Yani davetiye için falan daha çok erken. Ben de anneme onu anlatmaya çalışıyordum. Sakinleştiriyordum annemi. Arpa taneleri bizim de başımıza düşsün o zaman. Ya benim düşsün. Ya Şeyma, kimle evleniyorsun kesin? Yani aslında tanımıyorum valla. Annem benim için uygun bulmuş. Ben sadece bir kere fotoğrafını gördüm. Fotoğraf mı? Fotoğrafla evlilik mi olur Şeyma? Tanışmadan. Vallahi sen hiç merak etme. Ben göreceğim de, tanışacağım da. Peki aşk, sevgi bunlar olmadan evlilik olmaz ki. Vallahi benim bu laflara karnım tok. Seviyorsun da ne oluyor? Nikah masasında terk ediyorlar. Ne beceriksiz adamsın ya Yusuf. Senden adam olmaz. Ne Clara'yı kendinden soğutabildin, ne de sevdiğine gidip her şeyi açıklayabildin. Ya yeter ya, yeter. Şeyma. Yayındayız. Evet sevgili dinleyenler. Kendinizi olduğunuz gibi gösterebileceğiniz bir sevda yaşamanız dileğiyle derken Yusuf de aramıza katılıyor. Alo? Buyurun. Ana, sen şu şey değil misin ya? İnternette röportaj falan yapıyor, meşhur. Evet, benim Liza. He, tanıdım Liza Hanım. Ben de zihni bulanık. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben Yusuf'la konuşmaya geldim. Yusuf içeride dur. Ofiste Clara Hanım var. Söylense yardımcı olsunlar. Artık yalan yanlış anlatacaklarsa. Danke. Soldan. Keşke imkan olsaydı da aylar önce radyoda işe başlayabilseydim. O zaman aşkıma onu ne çok sevdiğimi daha erken söyleyebilirdim. Bence sen hiçbir şey söyleme. İsim de verme. Sonra dinleyenlerin karşısında çok üzülürsün. Olsun. En azından şahit olurlar. Benim saklayacak, gizleyecek hiçbir şeyim yok. Alo? Evet sevgili dinleyenler, ben bu radyoya geldiğim gün... Yusuf, yapma. Aslında tek bir amacım vardı. Sesimi ona duyurmak. Yusuf. Ben aslında... Beni bir dinler misin Yusuf? Yusuf mu? Evet Yusuf. Aşkını falan açıklama sen. Daha kimliğini gizlerken, Türk olduğunu bile söyleyemezken aşkını falan açıklama sen. Ayrıca hem görücü usulü evlenmeyi kabul edip hem de o kişiyi gizli gizli tanımaya çalışamazsın, tamam mı? Kim ne yapsın senin yalan aşkını be?
Sevgili dinleyenler, insani bir aksaklık sebebiyle bugünkü yayınımızı erken sonlandırıyoruz. Şema, dur, dinle. Neyi Yusuf? Yalanlarını mı? Yusuf, sen Türk müsün? Kandırdın mı bizi? Bu kız kim? Nikah masasında bıraktıklarından biri mi? Ben bu kızı tanımıyorum Şeyma. Beni tanımıyorsun. Her zini senin için yalan söyler demişti de inanmamıştım. Beni nasıl tanımazsın ya? Benim, ben, Liza. Ben de seni tanıyamıyorum ya Yusuf. Gerçekten. Sen kimsin?